Şimdi Kaan Bey, mesela oradaki projelere ben baktığımda, işte Dubai'de inşa edilen çok büyük projeler şöyle. Çölden kazanılmış araziler var. İşte çölü yeşillendiriyorlar. Ama tabii çölde her türlü bitki yetişmiyor. Dolayısıyla çöl iklimine uygun bitkilerle yeşillendiriyorlar. Bunlarda böyle çok görkemli ve gümrah yeşiller olmuyor. Bu bir. Bir de denizden kazanıyorlar. İşte denize çıkma yapıyorlar, dolduruyorlar ve denize yapay adalar inşa ediyorlar. O yapay adaların karşısına da yapay ormanlar yapıyorlar. Yani yine küçük yapay adalar, onlarda da ormanlar. Şimdi bize bakıyorum işte yani Boğaz'da 6-7 tane adamız var. Yani sadece hani ön görünüm bölgesinde var. Dolayısıyla İstanbul'un hani yeniden toprak kazanarak bir şey üretmesine gerek yok ama yine de galiba konut projeleri için arsa üretimi konusunda yeni bazı ataklar yapılması lazım ki biz Dubai'nin o ulaştığı büyük konut seferberliği seviyesine ulaşalım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Haklısınız ama yapıyoruz da zaten. Yani kentsel dönüşüm aslında biraz da Bunun tarif parçası ettiğiniz doğru. şey biraz kentsel dönüşüm. Çünkü şehrin içerisinde şu anda yeni arsa yaratabileceğimiz en önemli kaynak aslında şu anda ömrünü doldurmuş olan, hem fiziksel ömrünü doldurmuş olan hem de sosyal imkanlar açısından da günün koşullarına uygun olmayan yapıların yeniden yenilenmesi, yeniden yapılması. Bu da kentsel dönüşüm. Fakat kentsel dönüşümü şu anda biz daha çok tek bina bazında, bir iki bina bazında götürüyoruz. Bunu aslında alan bazında, parsel bazında daha büyük miktarlarda yapmak doğrusu. Bizim projemiz biliyorsunuz biraz bu yönde öncü bir proje. Kentsel dönüşüm açısından belki de ilk örneklerinden bir tanesi. Bunun sayısını daha çok arttırmak lazım ve kentin içerisinde şu anda atıl bulunan bir takım alanların yeniden şehre kazandırılması lazım. Bu kazandırılma yaparken bunun otoparkıyla, sosyal alanlarıyla daha uygun yaşam koşullarını sağlayan imkanlarıyla yapılması lazım. Sizde Bence çok en büyük ciddi bir imkan otopark altyapısı var, değil mi? var. Piyalepaşa'da. Evet, biz yaklaşık 4.000 araçlık bir otopark yapacağız projenin hemen altında. Hem içerisindeki mağazalara, hem içerisindeki otele, ofise ve konut alanlarına imkan sağlayacak bir otopark alanı yaratacağız burada. Bunu yaparken de bölgeye de ciddi bir kazanç sağlamış, bölgeye de ciddi bir imkan sağlamış olacağız. Evet.